heyelan oldu. Ondan sonra gelen giden oldu. Bu 7 sene zarfında burada oturuyor. 8 nüfus sahibiyim ben. Benim gücüm kuvvetim yoktur. Gücü kuvveti olanlar evini yapmış ama ben çaka çocuğumla benimle heyelan afat olan arası 10 metre kalmış. Önce Allah sonra Tayyip Babı'ya, İçişleri Bakanımıza, büyük yetkililere güveniyorum. Şimdi bu önceki bütün hepsini gördüm. Ecevit ve İsmet Ünlü'nün zamanına kadar gördüm. Şimdi ise o zamana göre şimdi ise Tayyip Türkiye'yi Paris etti. Dünyada yani böyle hakikaten böyle bir lider yok. Önce Allah sonra da Tayyip Babı'ya güveniyor biz. Bizim çaremize inşallah bakar. Biz 20 senede beli zaten bunlar iktidara gireli. Bizim oyumuz Tayyip'indir. Biz Tayyip Baba'dan başka bir tarafa gitmiyor. Yeni girdim 66 yaşına. Birdenbire bu afat geldi bizim başımıza. 8 nüfus kalmış ortada. Fakirlik sarmış benim boynuma. Bize yetiş Tayyip Baba. Bizim el atacak durumumuz yok. Sizde yardım bekliyor. Bize verin zaten. İnşallah babamız Tayyip Baba derdimize derman olur. Benim çöken yerinden evin arası 5 metre olmuş. Ne yapak? Perişan durumundayız. Bunu Allah rızası için bize el uzatsınlar. El atacak bir damarımız yok. Sen de gidersin. 7 sene zarfında bir insan konteyner çadırda kalır mı? Bir rüzgar geldi mi ne çadır koyuyor. 2 tane konteyner aldı, havalandırdı, paramparça etti. 78 yaşındayım. Bizim burası Gücük mezaresi önce de köydü, sonra da mezare oldu. Yani belli mahalle oldu. Bizim burası heyelan oldu. Heyelan olunca geldiler, Allah razı olsun, kaymakamım da geldi. Milletvekili de geldi, Vahap Küçük Belediye Başkanı da geldi. Dedik ki kışa kalmasın, bunların evlerinin hemen yapılmasını. Ondan sonra dozeri getirdiler, yer tespitini yaptılar. Ondan sonra daha o oldu, daha gelmediler. Durumlarımız çok kötü. Konteynerlerden oturuyoruz. 6-7 nüfus konteyne girer mi? Suyumuz yok, ondan sonra banyo yapamıyor. Ya ateşimiz yok, çok perişan bir durumdayız. Allah rızası için biz... Önce Allah sonra Tayyip Baba'ya güveniyor. Havaya bulut gelince korku, yağmur yağınca sabaha kadar bekliyor, nöbet bekliyor. Çoluk çocuğumuz hep evlerin içinde, kimse yok. Bir sel gelirse gece, temsil günüz hiç yatamıyor. Kürekler, kazmalar hep elimizde. Yani suyun ağzını çevirmeye, selin ağzını çevirmeye. İnşallah onu eşidir, bizi de bu darlıkta kurtarır. Biz de daima dua edelim. Rüyamızda görüyoruz Tayyip Baba buraya geliyor. Hem de vallahi hem de billah. Yok ya gece bir bakıyorum Tayyip gelmiş oraya. Uçağla aynı geliyor. Oraya konuyor geliyor. Bizimle konuşuyor gidiyor. Diyor inşallah sizi bu dalıkta kurtaracağım. Ben gördüm bunu. Vahap Küçüğü de gördüm. Yalan söylemeyeyim yani rüyada. Ondan sonra biz de seviniyoruz. Sabahına kalkıp çoluk çocuğa diyorum ki ben bugün Tayyip Baba'yı gördüm. Rüyamda geldi inşallah. Bunlar gelir bizi bu dallıkta kurtarır. Bulut geldim valla sabahca balkona çıkıyorum içeri giriyorum diyorum hele bir yer gitti mi gitmedi mi. Umudumuz yoktu yoksa herkes gitti oraya şeyi olan imkanı olan yaptı. Böyle rüyamda gördüm bütün akarsu gördüm inşallah da gene kazanacak inşallah. Kazanırsa da bize bir yardım olur inşallah. Bunun adı Filcan Ceylan şu da şey ne bileyim adını her birine bir adı. Ne söyleyeceksin? Zor olmaz mı? Ha burada yatıp kalkıyor. 7 sene. Şu 7 senedir şurada da acı yemek ekmek şu bu ediyor. Dedi ki Tayyip gelmiş buraya demiş. Yani ile Tayyip Mayben lafını etti sabah. İnşallah dedi bize ev yapacak dedi. Tayyip Baba bize ev yapar. Yapar biz işte. Bu darlıkta kurtuluruz Allah izin verirse. Bak burada yatıp kalkıyor. Allah hükümetimize zavallık verme. Hükümetimiz amin. Çok zengin. Ev yapar. İnşallah. Her Türkiye'nin gücü büyüktür. O da yatırım yapıyor başka yerlere. İnşallah bize de bir yani 5-10 ev her yapar her yere mı? Yapıyor bize de yapar. Ha inşallah.